İkinci el araç almak isteyenler ekran başına ikinci el otomobil pazarı aylardır durgun. Bunun en büyük nedenlerinden biri de sıfır otomobillerdeki kampanyalı satışların krediye erişimin olmadığı ikinci el otomobil pazarını daraltması. Peki bu durum araç alımında fırsat sağlar mı? Artan fiyatlar, faiz oranlarının yükselmesi, sıfır araçlar için yapılan kampanyalar, ikinci el araç piyasasına vurdu. İnsanlar otomobilleri yatırım amaçlı almaya başlamışlardı son 2020'den özellikle 2024'ün ilk çeyreğine kadar. Bu şimdi tamamen tersine dönmüş oldu. İkinci el araç piyasası son 5 yılın dip seviyesine indi. Sıfır araçlık kampanyalı satışlar özellikle ikinci el araç piyasasındaki pazarı daraltmaya başladı. TÜİK'in motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Haziran'da ikinci el otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde %25 daralarak 485 bin adette kaldı. Son 5 yılın en düşük Haziran ayı yaşandı. Durgunluk otopazarlarında bekleme sürelerini de uzattı. Şu an bakıldığında gerçekten 5 yılın en düşük seviyesinde diyebilir miyiz? Yani 2018'den bu yana evet en düşük seviyesinde diyebiliriz. İkinci el araç pazarında aylardır yaşanan durgun seyir fiyatlardaki artış hızını da yavaşlattı. Hatta bazı araçlarda düşüş bile oldu. Baktığımız zaman fiyat olarak gayet iyi durumda aslında. Yani tüketiciye şu an tamamen hitap edebiliyor fiyatlar. Geçtiğimiz yıla göre çok çok gerilerde yani %30-%40'lara varan bir fiyatla gerilemeler var. Geçtiğimiz yıl içerisinde bulunduğum bu lüks aracın fiyatı 2 milyon 500 bin liraya kadar çıkıyordu. Ancak ikinci el araç piyasasındaki durgunluktan dolayı şu anda bu aracın fiyatı 1 milyon 975 bin lira. 2023'te 2 milyon 275 bin TL ile ilan girilen bir araç. Son ilanlara bakıyoruz. Fiyatları düşürülmüş ve son güncelleme 8 Temmuz 1975. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.